Cerattepe'deki yolsuzluklar, Cerattepe iadesindeki problemlerle alakalı bugüne kadar gerek parlamento düzeyinde gerekse hükümet düzeyinde yapmış olduğumuz bütün başvurular sonuçsuz kalmıştır. 8 Temmuz'da bu kararla ilişkin olarak yapılması gereken bir miting Artvin Valiliğine ilgili çevre kuruluşları tarafından gerekli başvurular yapılmış ama ne yazık ki 8 Temmuz'da bir ay önceden yapılan başvurular valilik makamı tarafından göz ardı edilmiş ve valilik makamı tarafından ciddiye alınmamıştır. Değerli arkadaşlarım, bu ihale süreciyle alakalı ve arkasından yargı süreciyle alakalı olarak yargıya müdahale iddiaları ile alakalı olarak kamuoyunda çok ciddi anlamda soru işaretleri vardır. Bu mücadele 25 yıldır süren bir mücadeledir. Bu mücadelede ilgili mahkemelerden, ilgili kurumlardan her türlü olumlu kararlar alınmıştır. Rize İdare Mahkemesi'nden, Erzurum İdare Mahkemesi'nden, Danıştay'dan geçen kesin hüküm teşkil eden mahkeme kararlarına rağmen ne yazık ki ilgili şirket bu yargı kararlarını göz ardı etmekte ve yargı kararlarının gereğini yerine getirmemiş. Arkasından yerinde yapılan bir keşifte ki Rize İdare Mahkemesi'ne nasıl müdahalenin yapıldığını gayet iyi biliyoruz. Rize İdare Mahkemesi'ne yapılan müdahale tek başına yeterli olmamış. Danıştay'a da müdahale edilmiştir değerli arkadaşlarım. O nedenle Artvinlilerin 25 yıldır bir onur mücadelesi, bir namus ve şeref haysiyet mücadelesi olarak kabul etmiş oldukları Cerattepe'ye Danıştay kararı gerekçe gösterilerek Artvinlilerin bu mücadelesinin durdurulmasını beklemek ancak iyi niyetlik ve saftirlik olabilir değerli arkadaşlarım. O nedenle koşullar ne şekilde olursa olsun, önümüze hangi yargı engelleri çıkartılırsa olsun, bir Artvin'de kolluk kuvvetleri her türlü şirketin neredeyse emrine verilmiş, buna ilişkin düzenlemeler yapılmış olsa bile ilgili valilik tarafından bir aylık süreler periyotlar halinde, bir yılı aşkın bir süredir düzenli olarak müdahale edilen Cerattepe'de herhangi bir şekilde buradan çıkacak hukuki sonuçlar bilindiği için toplantı, gösteri, miting ve buna benzeri bütün etkinlikler yasaklanmış olsa bile, daha açıkçası bir iş adamı Artvin'de devleti teslim almış olsa bile, bir iş adamının itirazlarına Artvin'in geleceği, doğası kurban edilmek istense bile, Yüce Parlamento'dan, Mustafa Kemal'in parlamentosundan büyük bu gurur ve heyecanla söylüyorum ki, biz topraklarımızı seviyoruz, cumhuriyetimizi, değerlerimizi, ülkemizi, vatanımızı seviyoruz. Her şeyden önemlisi Artvin'i çok seviyoruz. O nedenle gelecek nesillere yeşil ve güzel Artvin'i bırakmak için bir kere daha buradan aykırıyoruz ki Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Teşekkür ederim Sayın Bayrak Tutan. Sayın Bayrak Tutan, önce size geçmiş olsun dileklerimi tekrar ediyorum. Annenize de tekrar Allah'tan rahmet diliyorum.